Evet geldik Tunç Soyer'e. Hepimizin en sevdiği belediye başkanı Tunç Soyer'e geldik. Tunç Soyer neler yapıyor? Şimdi ben dataları ortaya koyayım da arkadaşlar. Sonuca birlikte varmaya çalışalım. Adamın bir daha aday olmayacağı söylendikten sonra zaten baya bir kızdı. Uzun uzun bir şey yazdı işte. Oyuna getirdiler beni falan filan gibi bir açıklama yaptı. Bu Özgür Özel de garip bir adam ya. Bazen yaptıkları o kadar garip ki. Şeyi düşünüyorum. Bu adamın söylediğiyle yaptığı farklı mı? Çünkü ağzını açtığı zaman sürekli işte şey Selahattin Demirtaş'a selam olsun türü konuşuyor. Ama yaptığı hareketler işte Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi. Yani biraz daha böyle ılımlı şeyler mi acaba? Yani sözleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. Bak Tunç Soyer'i da eledi mesela adam. Bekleyip görüşeceğiz herhalde. Daha fazla data lazım. Veya umarım bekleyip görmeyiz. Umarım o nokta geldiği zaman umurumuzda değil diyecek noktada oluruz. Neyse. Şimdi adam aday olarak şey olmadı ya aday yapılmadı ya Tunç Soyer. O noktadan sonra çok ilginç bir şekilde abi her yerde tadilat yapılıyor ulaşımda. Ulaşımda her yerde tadilat yapılıyor. Gidiyorsun metroya bakıyorsun. Metro 15 dakikada bir gelmeye başlıyor mesela. E biz 59'u bekliyorduk. Yarım saatten fazla bekledik 59'u. Tabii bir de o kadar şey geldiği zaman binmek de imkansız. Çok kalabalık olacağı için. Sonra fikir değiştirip başka başka şeye bindik falan. Ben onu yazdım. Onu yazdığım zaman birbirinden alakasız iki kişi bana mesaj attı. Abi dedi 1 saat 879 bekledik. Yani bir sürü farklı farklı yerlerde aynı anda işte tadilat adı altında, arıza adı altında yok sinyalizasyon hatası adı altında, bilmem ne işte teknik arıza adı altında öyle şeyler yapılmaya başlandı ki hani diyorum ki Adam bilerek bir kasıtlı mı yapıyor acaba? Adam kendi partisine şey mi yapmaya çalışıyor acaba? koplum mu kurmaya çalışıyor? Çünkü gerçekten çok değişik yani tesadüf. Arka arkaya gelmesi. Şimdi şey yapacak. 120 dakika ücretsiz yapacak. Büyük ihtimalle zam da yapmaz. Adam belediyenin kasasını boşaltmaya kararlı. Belediyenin kasasını boşaltmaya kararlı adam. Çünkü öyle bir şey yaptığı zaman bence zam da yapmaz. Çünkü hani normalde bunu yaptığı zaman zam yapması lazım. 120 dakikada ücretsiz aktarma yani. Şu an aktarma çok yüksek bir fiyat. 7-8 arasını zaten yarı fiyat yapma. Öyle bir saçmalık yapma. O çok saçma bir işti. Salakça bir işti. Onu geç. 120 dakikayı da ücretsiz yapacak. Kasayı çok hızlı bir şekilde boşaltıp bir sonraki gelecek belediye başkanına boş kasa mı bırakmayı hedefliyor acaba? <laughs> Abi bak bu boşları yapma. Güzel bahçe vapur hattını aç. Geçen ay mı ne? Yeni kaptan alımlarına mı başlamışlar? Personel mi başlamışlar? Abi lütfen bu boşları yapma. Tam bunları da yap. Bunları da yap. Şu yarı fiyat saçmalığını kaldır. İnsanları yığıyorsun belli saatlere. Bunları da yap ama şu güzel bahçeyi Covid'de bahane ederek kaldırdınız ve geri getiremediniz abi. Güzel bahçe vapur olmaması ne demek ya? Böyle bir saçmalık var mı? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Kasıtlı mı yapıyor? Kendi partisine komplo mu kuruyor? Bu Ahmeto sürekli durakların yerini değiştiriyor demiş çok eskiden aktarma ücretsizdi. Evet. Aktarmanın ücretsiz olduğunu geri getirmek için. Şey ne diyordu ya? Galiba bir sonraki adayın da şeyi oydu. Bir sonraki CHP adayının da vaadi oydu galiba. Aktarma geri gelecek. Ama o belki de ona inat olsun diye yaptı. Sen de önce ben getirdim demek için. Ciddi ciddi bakın arkadaşlar bunlar bize demiyorlar mıydı muhalefete muhaliflik yapmayın diye. Şebnem Korur Fincancı'yı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu kadın Bakın zamanında sadece şununla ünlüydü biz bu kadınla ilgili konuştuk zamanında. Sadece şununla ünlüydü o zamanlar. Bununla ilgili tartışmıştık. Demiştik ki abi bu kadın bak tekin değil, tekin durmuyor. Şöyle bir şey yapmıştı. Gidip yabancı temelli bazı yayın organlarına TSK kimyasal silah kullanıyor. TSK işte teröristlere karşı kimyasal silah kullanıyor. Bizim raporumuzda var şeklinde konuştu. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi ilginç bir olay. Anlatacağım olay ilginç bir olay. Bir beyin fırtınası yapılır yani. Bu olayla ilgili bir beyin fırtınası yapılır. Ben de demiştim ki şimdi bu kadının bunu zaten bu söylediğini kanıtlamasına imkan yok. Çünkü ne yapacaklar? Yani geri cesedi teröristin ölülerini geri çıkartma şansları yok. Kadının dediği şuydu çünkü biz bunu tespit ettik ama işte söyleyemedik. Ya sen bunu söylüyorsun. Ondan sonra tabii kadının hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ondan sonra işinden atıldı. Türk Tabipler Birliği Başkanıydı bu kadın. Türk Tabipler Birliği Başkanıydı. Ve o zaman demişlerdi ki işte e, faşistlik yapmayın gene. Ve CHP'ler bunu çok destekledi. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar Özgür Özel de desteklemişti o zamanlar. Özgür Özel de desteklemişti. Yani bak bunu niye desteklersin kanka? Bak bunu niye desteklersin? Şimdi bak ben gidip de bu insanlara sorsam, bu CHP'nin içindeki bu adamlara sorsam, abi niye destekliyorsunuz bunu? Bak kadın demiş ki Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere karşı kimyasal silah kullandı diyor. Bunu yabancı temelli kanallara anlatıyor. Bunun sonucunda da işte atılıyor. Sen niye bunu destekliyorsun? Haklı bile olsa niye destekliyorsun lan? Sen iktidar olmaya niyeti olan bir partisin. Haklı olsa bile niye bunu destekliyorsun zaten? Bu bir. İkincisi söylediği do doğru olsa bile. Bir raporun yok, bir kanıtın yok. Çünkü kanıtlama şansın yok artık. Olmuş bitmiş bir olay. Hani geri çıkartmaya şansın yok çünkü. Kanıtın hiçbir şeyin yok. Artık bunu söylüyorsan senin niyetin kötüdür. Ve artık bunu söylüyorsan, sen doğru bile söylüyor olsan senin o işten atılman normaldir. Bunu hiçbir ülke Amerika gibi hani biz full artı full özgürlük ülkesiyiz diyen Amerika bile bunu yapmaz abi. Orada seni tutmaz. Wikileaks'te milletin içinden geçti. Wikileaks olaylarında Amerika'nın yapmış olduğu savaş suçlarını aslında ortaya çıkardılar. İçinden geçtiler abi adamların. Hiç öyle özgürlük işte haber alma özgürlüğü falan filan muhabbet yapmadılar. Ve bunlar gerçek olaylardı bir de. Amerika'nın yapmış olduğu gerçek savaş suçlarıydı Irak'ta. Iraklılara karşı yapılan gerçek savaş suçlarıydı. Biliyorsunuz değil mi onları? WikiLeaks'te çıkan raporlar var, görüntüler var, videolar var. Silahsız insanları öldürüp silah koyup silahlıymış gibi göstermek, yanlışlıkla sivilleri bulmak, sivilleri vurduktan sonra işte onları gene silah koyup silahlıymış gibi göstermek, teslim olanları vurmak işkence vesaire vesaire. Bunları ortaya çıkartıyor. Bunları ortaya çıkardığı için o kişileri hain ilan ediyorlar. Düşün. Ve bunların desteklediği insanlar gelip burada hiçbir kanıtı olmadan, hiçbir belgesi olmadan ve gidip yabancı temelli, yani temeli yabancı yurt dışında olan kanallara çıkıp da TSK teröristlere karşı kimyasal silah kullanıyor. Terörist demiyor tabii. Gerillaya karşı kimyasal silah kullanıyor. Yani kadının doğru bile söylese işte kalmaması lazım demiştik. Sen CHP olarak... Ne sikime bunu destekliyorsun? CHP'nin içindeki bazı adamlardan bahsediyorum. Niye destekliyorsun bunu? Bu kadın niye destekliyorsun bunu söylemiş kadını? Bu güvenlik açığı yaratan bu kadını niye destekliyorsun kanka? Bu bir. Sonra bu kadının başka söylemleri ortaya çıkmıştı. Neyin aynı şekilde. İşte TSK tanklarla şunu yapıyor, bunu yapıyor, bilmem ne. Çocukların önüne tank geliyor. O doğuda şu oluyor, bu oluyor. Yani kadının siyasi görüş falan belliydi. Nece olduğu Belliydi. Zaten hiçbir şey bilmenize gerek yok. Kadının zaten saçının şeyinden anlıyorsun yani. Tipinden anlıyorsun kadını. Farkındayım sizin de tanıdığınız var aynı saça sahip ama çok düzgün insanlar. Farkındayım arkadaşlar trol yapıyorum amk. Ama baktığım zaman yalan yok ben demiştim. Ne bekliyorsun ki bundan yani? demiştim. Biliyorum genellemeler yanlıştır. Şimdi bu kadının yeni bir olayı çıkmış abi. Çok ilginç. Neden çok ilginç biliyor musunuz? 140 Jurnos bir video yapıyor. Videoyu ben seyretmedim. O kanalı seyretmiyorum. Seyretmeyi reddediyorum. Ama çok ilginç bir şekilde bu kadını ifşa alıyorlar. Şöyle ifşa alıyorlar. Onların söylediği, onların iddiasına göre daha önceden Adnancılar tutuklanmıştı. Adnan tutuklanmıştı. Ama sonradan salınmıştı. Orada sahte rapor, sahte polis işkencesi raporu hazırlamış bu kadın. Onların iddiası bu. Yani o kanalın 140 jurnosunun iddiası bu. Sahte işkence raporu hazırlamış gene aynı kadın. Ben bunları söyledikten sonra bana birkaç kişi de şunu söylemişti. Abi bu kadın FETÖ ile ilgili de bazı şeyler yaptı. Ne yaptığını bilmiyorum. Siz biliyorsunuzdur belki. Atakan Çıtak. 140 jurn olsa bunlardan değil miydi? İşte ben o yüzden şaşırdım. Yani bunların içinde de mi acaba bölünmeler var? Bunların içinde de mi acaba bölünmeler var? Niye birbirlerine giriyorlar ben de bilmiyorum. Veya içerik mi değişti? İçerik de, de değişmiş olabilir. Friendly Fire çıkmışlar. <laughs> Ryujin. Kadının karışmadığı çete örgüt yok. Ya diyorum ya bak al işte hadi şimdi koru. Şimdi ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Yandaş gazetelere, yandaş kanallara çıkacak bu. CHP'li şunun 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 korudu. Değil mi kimler? Sezgin Tanrıkulu korumuştu galiba. Galiba yanlış hatırlamıyorsam bak Özgür Özel de korumuştu. O zamanlar genel başkan değildi. Şunun şunun koruduğu CHP'deki üst düzey şu insanların koruduğu bu adamın şey bu kadının neler yaptığı, sahte rapor hazırladığı, bilmem ne yaptığı, FETÖ ile ilgili de bir şey yapmış. Onu bilmiyorum ne olduğunu da ortaya çıktı. Abi şimdi sen bunu nasıl düşünemezsin ki? Sen nasıl sen nasıl iktidara şey yapacaksın ya? Yani bunu hala daha göremeyen maalesef insanlar var. Çünkü bunu şu olayı bilmeyecekler bile. Normiler işte siyaseti sadece gazeteden, sadece Halk TV'den, sadece işte bu tür kanallardan takip eden normiler. Normi derken normal insanlar yani. Bunu bilmeyecekler bile. Şu olayı bilmeyecekler bile mesela. Çünkü düşünecek olursan yani kadının siyasi görüşü belli, kadının yaptığı şeyler belli. Neden bunu şey yapmaya çalışırsın? Amacın ne? Ve sen bunu yaptıktan sonra nasıl iktidar olmayı düşünüyorsun? Nasıl iktidar olmayı hayal ediyorsun? Diye sorarlar. İktidar olmaya niyetim var mı senin? Yok işte. İşte muhalif insanlar, normi insanlar bunları görmüyor, şeyi görüyor. Mesela anayasa ihlali oldu ya, anayasa ihlaline karşı konuşuldu falan. Bunu göre, aa ne güzel bak anayasa ihlaline karşı konuştu falan. Bu kesin kazanacak. Şey o kadar komikti ki arkadaşlar. Şeyi biliyorsunuz değil mi? Dedem 69 yapacak tayfasını biliyorsunuz değil mi? Bu seçimde kesin kazanacağız. Bahanelerini siz mesela takip ediyor muydunuz? Ben ediyordum. Yani neye dayanarak kazanacağını sanıyorlar. Dolar 19 lira oldu diyor. Daha önce kaybettiklerinde dolar 3 lira mıymış? 5 lira mıymış neymiş? Dolar 19 lira oldu diyor. Dolar 19 lira olduğu için buna oy vermeyecekler diyor. Ondan sonra depremde biliyorsunuz gene iktidar çok şey yaptı. Bir şey söyleyecektim de biraz küfürlü o yüzden onu söylemeyeyim. Çok hata yaptı diyelim. İktidarın çok hatası var. Ve insanlar şunu düşündü. Çok hatası olduğu için oradaki insanlar, oradaki halk demir Demirtaş'a selam yollayan adamları oy verecek. Ciddi bunu sandılar çünkü empati yapamıyorlar işte. O yüzden çok kötü patladı ellerinde yani. Enes İnce Münevver Karabulut davasında da katilin lehine sahte rapor hazırlamıştı demiş. Esvet, temel antropoloji, kriz ve afet anlarında halk mevcut otoriter figüre sarılır. Bence onunla da alakası yok ki. İyi bir alternatif olsa verirlerdi yani. Verirlerdi abi. Barış Duman bu şebnem denen kadının yanlamadığı örgüt yok. Kötülük speedrun yapıyor. Demiş. Ozan kesin bunun İzmir'de şeyini anıtını yaparlar abi. Bence İzmir'de anıtını. Bence neden yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Lan diyor bir dahaki seçimde CHP bana da şey yapsın. Selam yollasın. Biraz daha kasarsam. Biraz daha puanımı arttırırsam biraz da artı puan kasarsam benim de şeyimi yaparlar. Bana da selam yollarlar. Antımı yaparlar abi bana da.